Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم مبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله تعالى وتقدس حضرتleri sabahımızı mübarek eylesin. Siz ki Allah'ın ayetlerini dinlemek için bu uykunun tatlı zamanında nerelerden kalkıp geldiniz? Allah Teala ecrinizi zayi etmeyecek inşallah. İşte bu gibi cemaatler sabah namazlarında, cuma sabahlarında 14 secdelerde sohbet ve dualarda bulunursalar Kosova gibi bir felaket başımıza gelmez inşallah. Ama biz de cemaati terk edersek, sabah namazları camileri boş bırakırsak o zaman aynı belanın mislini bekleyin yani. Şimdi Efendi Hazretleri hep soruyordu, pazar sabahları hep soruyordu hatırlıyorsanız dinleyenleriniz. Şurada şu sohbete gelmek mi zor, dağlara kaçmak mı zor? Bunu devamlı soruyordu ya. İşte bak şuna kadar kolay, sıcak, otur, Allah'ın ayetlerini dinle. Yok, ben gece 2'ye kadar film seyrettim, ondan sonra uyanamadım. Böyle olur mu Müslüman ya? Ne farkın kaldı gavurdan? Sen de sırp gibi yaşarsan, Allah da sırpı sana musallat eder. Kosova'daki camiler sabah namazlarında dolsaydı, Allah şimdi onlara bu zilleti verir miydi? Vermez. Hiç yapmamış böyle bir şey Mevla. Efendi Hazretleri'nin sözleri ne kadar, yani tam anlayamadık biz vaktinde bu işleri. Mübareğin sözleri zamanla anlaşılıyor. Derdi hep. Mescid-i Aksa'da etrafında bulunanlar beş vakit namazı cemaatle kılsaydılar Allah Yahudi'yi musallat eder miydi? Derdi bu sözü çok. Mescid-i Aksa boş, etrafındaki kahveler dolu. Böyle derdi mübarek. Halbuki Mescid-i Aksa'ya da hiç gitmemiş ha. Biz şimdi gittik baktık ki sabah namazında bir koca Mescid-i Aksa 144 dönüm Mescid-i Aksa 144 dönüm Mescid-i Aksa'da iki saf cemaat var. Etrafında böyle kaynıyor. Sıkara, şarkı, bağıran, çağıran, dolu. Şimdi tabii Yahudi Allah musallat etmeli mi? İşte gittik, efendim hakikaten içler acısı bir durum. Şehirler işgal altında. Bütün kapılarda Yahudi askeri, yollarda Yahudi askeri. Her tarafı çevirmişler, kapatmışlar. Kimi camileri havra yapmışlar. Efendim, Mescid-i Aksa'nın kapılarının anahtarı da onlarda. İsterseler açıyorlar. Gerçi içeriye girmiyorlar. İçerisi Araplara ait, Müslümanlara ait. Fakat kapı onların elinde. Bir acayip bir vahamet var yani. İçler acısı. Yerleşim yerleri biz duyuyorduk haberlerde ama orada görünce şaşırdık yani. Dağların başları bomboş yerler. Bütün dünyadaki Rusya'daki Yahudileri, oradaki Yahudileri 6 milyon Yahudi İsrail'de 15 milyona yakın bütün dünyada var. Onları da çağırıyorlar. İşte devletimiz büyüsün diye. Onun için orada yerleşim yerleri kuruyorlar. Arapların arazilerini gasp ediyorlar. Veyahut da efendim işte kiralıyorlar, parayla alıyorlar oraya. Koca yerleşim yerleri. Arapların yaşadığı şehirlerin içlerine girmiyorlar, korkuyorlar. Şehir içlerinde korkuyorlar. Böyle ayrı müstakil yerlerde duvarlarla çevriliyor. Dağların başı, ot yok, ocak yok. Buraya adam gelir mi dersin? Oraları yapmışlar böyle efendim, lüks siteler. Bütün dağların başına koca Ürdün nehrinin suyunu kesmişler. Araplara, Müslümanlara şu kadar su bırakmışlar. Bütün nehirleri almışlar kendilerine. Acayip bir zulüm yani. Milleti susuz perişan bırakmışlar. Kendileri efendim rahatlık içerisinde yaşıyorlar. Etrafı bütün Arap vilayetleri, Filistin efendim vilayetleri, onun etrafı Ürdün, Suriye efendim, öbür taraftan Mısır. Bu kadar İslam aleminin içerisinde, Arap aleminin içerisinde bilmiyorum ne kadardır fakat nüfusları 100 milyonları aşkındır Arapların. Bu kadar nüfus içerisinde 6 milyon Yahudi. Baştan 2,5'tu orada. 2,5 milyon Yahudi bir devlet kuruyor ya. Hem de Mescid-i Aksa'nın anahtarlarını da alıyor ya. Ve buna bu kadar İslam alemi göz yumuyor. Şaşırdık yani biz bu işe. Bu kadar anlamıyorduk meseleyi. Gidince görülünce insan Mescid-i Aksa'nın
kimlerin elinde olduğunu şuurlanıyor o zaman. İşte gittiğimiz orada bütün Araplar, gençleri, ihtiyarları, her gittiğimiz yerlerde bize Osmanlı'nın torunlarısınız, Sultan Hamid'in torunları geldi. Bir seviniyorlar. Hiç buraya kimse gelmiyor diyorlar bizi ziyarete. Mescid-i Aksa'yı ziyarete kimse gelmiyor. Hristiyanlar dolmuş. Çünkü Meryem validemizin mezarı orada, İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yer orada, her tarafı kilise yapmışlar. Zaten tabii Hazreti Ömer fethetmeden evvel orayı Hristiyanların elindeydi. Hristiyanların merkeziydi. Yine de öyle akın akın Hristiyan. Yahudileri görsen öyle ağlama duvarına üşüşmüşler. Mescid-i Aksa bomboş. Bir Müslüman da ziyarete de gelmiyor diyorlar. Şu duruma bak, terk etmişiz onlara yani. Ah diyorlar, Allah Sultan Hamid gibi bir sahip bize göndersin diyorlar. Nasıl anlıyorlar Sultan Hamid'in şeyini? Çünkü bakıyorsun nereye gitsen Sultan Hamid'in ismi yazmış, yaptırmış oraları. Mübarek adam o zaman. Bu Osmanlılar gibi adam var. Öyle de bir yaptırıyorlarmış ki. Mesela bir bina medreseyi, tekkeyi yaparken belki bu zamanla yıkılır tabii mutlaka. Yıkılırsa bu milletin parası olmaz yapma diye kapısının altına da bir küp altın koyarmışlar. Kazıp da onunla yeniden yapsınlar. Osmanlı'da böyle bir adamlar ya. Mübarekler. Şimdi Osmanlı'ya düşman oluyorlar, Osmanlı'yı beğenmiyorlar. Ulan siz Osmanlı, abdestsiz ağzınızı alamazsınız be Osmanlı'yı. Siz kimsiniz? Dünyada beş paralık adam değilsiniz, Osmanlı'dan bahsediyorsunuz ya. Yahudiler bütün üşüştüler Sultan Hamid'in başına. Değil mi? O, hem de Osmanlı'nın son zamanı. Sultan Hamid, Fatih Sultan'dan sonra en büyük padişahtır. Fatih Sultan'dan da büyüktür diyeceğim ama onun hakkında hadis var Fatih Sultan'ın. Hadis olduğu için ondan ileri geçiremiyorum onu. Yoksa öbür padişahların hepsinden üstündür. Efendi babamız Hacı Alaaddin Hazretleri onun zamanında yaşadı. Dedi ki bize bile onu kötü tanıttılar dedi. Bu Yahudi basınları, propagandaları, Selanik dönmeleri, o zamanki bütün işte o İttihat Terakkileri. Bize bile onu kötü tanıttılar. Sonra anladık ki dedi meğer Evliyaullah'tan imiş. Efendi baba dedi bunu. Büyük zat. Allah şefaatine nail eylesin. Amin. Ya Çemberli Taş'ta yatıyor. Efendi Hazretleri çok uğraştı ki mezarını açtırma. Sultanahmet Camisi'nde ihvanlardan birine bir zat rastladı. Efendi Hazretleri dedi ki o manevi zattır. Hızır Aleyhisselam olabilir dedi haber alınca. Demiş ki Mahmud Hoca'ya selam söyleyin. Sultan Hamid ile bu milletin arasını barıştırsın. Ah etti ya Sultan Hamid çok. Çok ah etti, iflah olmazlar. Bir barıştırsın. Efendi Hazretleri de bunu düşündü. Bu ne demektir? Meğer bir inceledi ki mezarı perişanlık vaziyetteydi. Ziyarete de kilitli. Kimseyi sokmuyorlardı. Sonra Efendi Hazretleri uğraştı işte. Oralar temizlendi etti. Biz ilk açılışında Efendi Hazretleri'nden gitti. Bak hakikaten arkadaşlar da yardım etti ihvandan. Çok tertemiz mis gibi bir ziyaretgah oldu yani. Yahudiler dedi 33 sene yıkım zamanı ya yıkılmış bir imparatorluğu 33 sene nasıl zapt etti Allah'ın yardımıyla. Şimdi gittik orada soruyorum Filistinlilerden tanıyanlara bu Yahudilerin diyorum iç alemi nasıldır durumları. Dediler ki iç alemleri birbirine zıttır dediler. Halbuki mesela dünyadaki diğer Yahudiler hep buraya çağırıyorlar ama onların da çoğu zorla, baskıyla geliyor. Bıraksalar şimdi çoğu durmayacak burada diyorlar. Yani birbirine pek düşkün değiller. Hristiyanlarla zaten araları hiç yok orada. Kendi aralarında da şimdi şu ayeti kerime çıkıyor. Tehsebuhum cemi'an ve kulubuhum şetta. Yahudileri sen toplu görürsün. Hakikaten dünyada dersin ki en birlik onlar. Halbuki Mevla diyor kalpleri dağınıktır. Bak bu ayeti de orada anladım şimdi. Kalpleri dağınıktır. Sordum o bilen insanlara... Onlarla iş yapanlar var mecbur iç içe girmişler. Dediler ki bunların içi birbirine zıttır. Bunlar böyle birlik görünürler. İşte Sultanahmet nasıl baş ediyordu? Hafiye teşkilatı kurmuştu. Yahudi Hristiyanı birbirine düşürmeye kullanıyordu onları. Nasıl şimdi gavurlar bize yapıyor ya. İngiliz nasıl Arap'ı Türkiye düşman etti. Türk'ü Arap'a düşman etti ya. O zaman Sultanahmet bu sistemi uygulayaraktan onları bir araya getirmiyordu. Hepsini dağıtıyordu. Mübarek. O gitti ondan sonra zaten Osmanlı bitti. Dediler ona Filistin'den toprak sat bize. Parayla. Yahudiler zengin. Dedi ki kanla alınmış toprakları parayla satamam dedi. Çok uğraştılar. Dedi ki benim sağ kolumu koparsanız bütün vücudumu parça parça yapsanız da Filistin'den karış toprak satmam size. Şimdi oradakilere bakıyorum hepsi bu şuurdalar ve Sultanahmet deyince ağlıyorlar yani.
O ki gitti diyorlar, bizi hep sattılar diyorlar yani. Biz buralar hep satıldı Yahudi'ye diyor. Allah Teala Hazretleri yeniden ecdadımızın yolunu yaşatacak bir sahip göndersin de. Amin. Şu İslam alemini birleştirsin. Amin. Şu Yahudi'yi aradan defetsin. Amin. Efendim, Yahudi Hristiyanları birbirine düşürsün. Amin. Müslümanları selamete çıkarsın inşallah. Amin. Amin. Şimdi efendim kardeşlerim, gittiğimiz ziyaretlerle ilgili, gördüklerimizle ilgili, hani derler yediklerin içtiklerin senin olsun, gördüklerini anlat. Biz de artık ne yedik ne içtikse size ne de gördüğümüzü anlatacağız. Evvela tabi Mescid-i Eksa'nın etrafı, Kudüs şehrinin etrafı tamamen surla çevrili. Sur içi mesela, bu Fatih şimdi burası nedir? Sur içidir. Mesela şu Halik'ten beri hep sur var. Şimdi kalıntıları var oralarda. Buralar hep sur içidir. Şehir sur içindedir. Sur'u da kim yapmış? Kanuni Sultan Süleyman yapmış. Mübarek padişah. Çok sağlam taşlardan. Oradan içeri girince daracık yollar, kemer kemer kemer, hep eski Osmanlı taş binaları gibi şehrin içi yani, Kudüs'ün içi. Tabii eski Kudüs'ün içi tabii. Yeni Kudüs dışarıda kalmış. Hiçbir eski yapı bozulmamış. Hiç. Araba da girmiyor oradan içeri hiç. Şehrin içine araba girmiyor. Tamamen efendim eski binalar. Medreseler, tekkeler, vakıflar. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanından beri. Orayı fetheden kim? Hazreti Ömer radıyallahu anh. Kılıçla fethetmedi orayı. Adaletiyle fethetti. Ne zaman ki Kudüs'e kadar gelirken kölesiyle ne yapıyormuş? Sırayla nöbetleşiyormuş. Bazı kere de o kölesini çekiyormuş, devenin ipini. Koca devlet reis Emirül Müminin, Kayser Kisra ondan titriyor, imparatorlar ondan titriyor, o da inmiş aşağı, köleyi bindirmiş deveye, çekiyor onun ipini. Nöbetleşe, tam Kudüs'e sıra gelirken, girmeye sıra gelirken yaklaşınca nöbet köleye gelmiş. O da onun ipini çekiyor, köle yukarıda. Bunu gören o zamanın patrikleri, Hristiyan alimleri, bütün millet zaten onu merak ediyor. Kimdir bu? Şanı dünyaya yayılmış adaleti. Bunu görünce, diğer bazı alametleri de görünce, dediler ki kitabımızda burayı fethedecek efendim komutan ve ordusuyla ilgili rivayetler bunlara uyuyor dediler kitabımızdaki. Onun için biz bunlarla hiç savaşmadan anahtarları teslim edelim. Ve teslim ettiler. Hazreti Ömer'in geçeceği yollara sağlı sollu en güzel kızlarını dizmişler. Güzel onları soymuşlar efendim, süslemişler, püslemişler. Sahabenin, ordunun geçeceği sağa sola hep dizmişler. Bakalım bir tanesi bir kadına yan bakacak mı diye. Ne Hazreti Ömer bakmış, ne bir sahabe var. Herkes gözü önünde, ayağında. Bir kişi bakmamış kadına. Demişler ya kitabımızda böyle yazıyor. Burayı bunlar fethedecekti ya. Biz bunlarla harp edebilir miyiz? Musa Aleyhisselam'ın ordusunda bir muharebedeyken kafirler dediler ki biz bunları efendim nasıl yeneceğiz? Musa Aleyhisselam çok kuvvetli. Şeytan onların aklına getirdi ki siz kızlarınızı bunların ordusunun içine salın. Belki komutanlarından birisi zina etse bunlar daha kazanamaz. Görüyor musun? Hakikaten de Musa Aleyhisselam'ın hiç haberi de olmadı. O 12 komutanından birisi bir kızdan zina etti çadırda. Zina edince Musa Aleyhisselam da bunu haber aldı. Gitti onların oradan leşini çıkarttı, ikisini birden defetti ama o ordu o Musa Aleyhisselam başında olduğu halde zafer kazanamadı. Niye? Bir kişi zina ettiği için. Meselelere bak. Hazreti Ömer neyle fethediyor? İşte bir tane kıza yan bakmıyor ordu hiçbiri. Sonra İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırıldığı yeri ziyaret etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh. O zaman kilise yapmışlar orayı. Ta o zamanlardan Hristiyanlar. İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yer kilise. Efendim tabi eski dinden geliyor. Onların tarihi eski ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 500 sene eskidir İsa Aleyhisselam'ın gelişi. Sonradan dinlerini bozdular ama tabi o eserleri muhafaza etmişler yani. Yer olarak. Hazreti Ömer de girdi kiliseye, ziyarete, namaz vakti geldi. Patrik demiş ki burada kılın namazı. Hazreti Ömer dedi ki ben şimdi burada kılarsam
Müslümanlar bu sefer derler ki Hazreti Ömer burada kıldı, bura mescittir, zorla alırlar elinizden burayı. Onun için ben dışarıda bir yerde kılayım, orayı mescit yapsınlar dedi. Ne adalet dediler ya, ne düşünce dediler ya. Kudüs-ü Şerif, o zamandan sonra yine Haçlıların eline geçmiş. Salahaddin Eyyubi Hazretleri, meşhur komutan değil mi Salahaddin Eyyubi? O fethetmiş orada, Haçlılarla büyük harpler yapmışlar. Orada Tur Dağı'nda çıktık, Tur Dağı'nda dediler 70 bin kadar burada şehit var. Haçlılar kesmiş Müslümanlar orada. Haçlı seferleri oldu ya, böyle çok harpler. Sonra Osmanlıların eline geçmiş, 400 sene Osmanlı'nın elinde kaldı. 400 sene. En rahat zamanlarını Osmanlı'nın elinde yaşadılar. Hatta Medine'de bir zat var, ziyaret ediyoruz onu. O oranın büyüklerindendir sülale bakımından, eşraftan, nakiplerden yani. Dedi ben dedi dedelerimin Osmanlı zamanında dedi Kudüs'ün, Filistin'in sorumlularıydı Osmanlı'nın efendim emrinde. Öyle rahat bir zaman daha yaşamadık dedi. Bize öyle saygı gösterirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sülalesinden olduğu için eşraf, şerifler bize öyle saygı gösterirler, bize öyle keselerle altın gönderirler. Bizim buraları dedi, öyle rahat yaşattılar dedi. Yani. Öyle dua ediyor onlara. Mekke Medine de öyle. Sonra şehrin içi, Kudüs şehrin içinden Mescid-i Aksa'nın kapılarına geliyorsun. Kapıları da çok. Yani en az 4 tane, 5 tane biz gördük yani rastladığımız kapılar. Diğer kapıların hepsini de belki kezemedik. Kimi kapıları da kapalı. Mesela o ağlama duvarı dedikleri Yahudilerin, o Mescid-i Aksa'nın duvarı o. Ağlama duvarı var ya, Mescid-i Aksa'nın duvarı. Yalnız oradaki kapıyı kapatmış Yahudi. O kapıdan giriş çıkış yaptırmıyor. O duvarda aslında neymiş? Hayetul Burak. Efendimizin Miraç'ta Burak'ı bağladığı duvarmış ora. Biz girdik orayı ziyarete, Yahudinin birisi geldi bize diyor ki Burak duvarını mı ziyarete geldiniz? Yahudi biliyor oranın Burak duvarı olduğunu. E işte Göya Süleyman Aleyhisselam'ın efendim eserleri, mührü, dünyanın hakimiyeti onun mühüründe ya, onun mührü olsun, diğer 10 kelimeleri var Yahudiler, 10 emir diyorlar. Onların hepsi Mescid-i Aksa'nın içinde gömülü eserler altında diye içine basmıyorlar. Allah'tan içine basmıyorlar. Dışarıda kalıyorlar, duvar dışarıda. İçine bassalar yarısını bölerler. Camilerin yarısını bölmüşler. El-Halil'de, El-Halil kentinde bir katliam oldu bir zaman, Halil katliamı. Orada mesela gittik ziyarete, İbrahim Aleyhisselam orada, İshak Aleyhisselam orada, Yusuf Aleyhisselam orada, Yakup Aleyhisselam orada, hep mezarlarını ziyaret ettik. O cami-i şerif, koca cami-i şerif, bir sabah namazında geldi Yahudinin birisi, efendim millet namaz kılarken arkadan taradı. 27 kişi öldü namazda, 100 kişi yaralandı. Ondan sonra tabii efendim burada terör oldu, olay çıktı burada diye camiyi kapattılar, bahaneye bak. Şimdi nasıl yapıyorlar? Hızır Efendi'yi ne yaptılar? Geldiler caminin içinde vurdular. Ondan sonra burada terör oldu, güvenlik yoktur, sohbetler iptal, hatmi şerifler yasak. Bak aynı oyun dönüyor Yahudi oyunları. Camide evvela bir olay çıkarıyor, ondan sonra bahane. Bu camide güvenlik yok, kontrolü alacağız burayı. Ondan sonra sen efendim camiyi kapattılar. 9 ay ibadete kapattılar Müslümanlara. 9 ay sonra açtılar. Bir de girdik baktık diyor. 3'te 2'sini almışlar havraya. Yahudi havrası yapmışlar. Caminin 3'te 1'ini Müslümanlara bırakmışlar. Küçücük yer Müslümanlara kalmış bu kadar. Koca camiden. Yakup Aleyhisselam'ın mezarını da almışlar. Yani almışlar derken onların tarafında kalmış. Böldüler. Yusuf Aleyhisselam'dan Yakup Aleyhisselam, bir de hanımın Naile validemiz kaldı onların elinde. Şimdi Mescid-i Aksa'yı Allah koruyor da içine basamayız diyorlar. On emir var içinde. Onun için kapının duvarın dışında öyle ağlıyorlar. Tevrat okuyorlar köye. Fakat yine dikkatimi çekti, şaşırdım. Kadın erkek ayrı. Tevrat şeriatına göre. Kadınlar bu tarafta, erkekler bu tarafta. Onlarda bile bu kadar dinleri bozulmuş, tarif edilmiş, bu kadar sapık adamlar yine şeriatlarından kadın erkek ayrılığı kalmış yani. E bizim şeriatımız daha yürürlükte, kıyamete kadar da baki, kimse onu değiştiremez. Bizim Müslümanlar kara erkek karışık. Şu cahilliğe bak ya. Adamlar kaç bin senedir geleneklerini yürütüyorlar. Biz daha 60-70 sene evvelki şeyleri unuttuk. Nasıl unutturuyorlar bize, görüyor musun? Şimdi Mescid-i Aksa'nın kapılarından girdin mi
Tamamı Mescid-i Aksa. O 144 dönüm. 144 dönüm yerin tamamı Mescid-i Aksa. Duvarlarla çevrili. Büyük duvarlarla çevrili. Fakat tabii içerisinde ayrı ayrı camiler var. Bir cami-i şerif var. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh yaptırmış orada onu. O cami içi tabii Süleyman aleyhisselam biliyorsunuz esas cinlere yaptırdı. Biliyor musunuz onu? Büyük taşlar taşıttırdı, denizin diplerinden çıkarttırdı falan. Cinlere yaptırdı. Tam bina tamamlanmasına bir senelik iş kaldı. Bir senelik daha iş kaldı. Süleyman aleyhisselamın eceli geldi. Eceli gelince dedi ki ya Rabbi dedi ben şimdi ölürsem bu cinler bu binayı tamamlamaz camiyi. Kaçarlar. O cinleri hapsettiği yerler de orada mağaralar. Cinleri hapsediyor. Mesela nasıl şimdi insanlardan suç isteyen hapishaneye giriyor. Süleyman Aleyhisselam'ın cinlerin hapishanesi de var. Cinlerden suç işleyeni hapsediyormuş orada mübarek koca peygamber. Yahudiler Salomon diyorlar ona. Serseri bunlar ya. Değiştirmişler bütün peygamberin isimlerini. İshak Aleyhisselam'a İzak. Efendim hepsine bir isim bulmuşlar. İşte dillerini çeviriyorlar meviriyorlar. O İbrahim, Abraham. Değişik değişik şeyler. Süleyman Aleyhisselam'ın şeyi de orada ama yeri belli değil işte. Mezarının yeri belli değil ama makamı yeri belli. Yani durduğu yer. Durduğu yer belli olduğuna göre gömüldüğü yer de onun altı olması lazım. Çünkü Mescid-i Aksa'nın altı 15-20 metre derinliğinde boş. Bütün şehrin suyu oradan gidiyor. Yağan yağmurlar hep orada toplanıyor. Havza, büyük deniz. Onun altında da ne mağaralar, ne gizli geçitler. Geçen Yahudiler kazmaya başladı ya, dıştan. Caminin içine giremiyorlar. Süleyman Aleyhisselam'ın heykelini bulacağız, mührünü bulacağız diye dışarıdan o ağlama duvarının oradan kazmaya başlamışlar. Çok derin ama yani. 30-40 metre aşağıda. Bayağı olaylar çıktı ya geçen. Müslümanlar meseleyi öğrenince, fark edince ki bunlar alttan kazacaklar camiyi. Efendim, Rabbim bir an evvel kurtarsın ellerinden. Amin. Yakın tabii, helakları yakın. Onların projelerine Büyük İsrail Devleti. Allah onlara vaat etmiş, arz-ı mev'ud. Onlara vaat edilen arazi. Evet, böyle bir şey var. Musa Aleyhisselam'a vaat edildi. Mevla Teala Hazretleri, Estaizu Billah. Ve leqad ketebna fi zeburi min ba'di zikri, ennel arda yerithuha ibadiyya salihun. Tevrat'tan sonra Zebur kitabında da yazdık ki bu vaat edilen araziye mukaddes topraklara salih kullarım sahip olacak. Efendim bunlarda da biz salih kullarız diyorlar. Ulan sizden bozuk adam var mı? Siz salih olabilir misiniz? Halbuki salih kullardan maksat ne demek? Tabi Musa Aleyhisselam zamanında Musa Aleyhisselam biliyorsunuz mukaddes topraklara giremedi. Mısır'dan çıktılar. Mevla Teala Hazretleri emretti. اُدْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلٰى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ Musa Aleyhisselam'a emretti, kavmine söyle. Musa Aleyhisselam'ın kavmini biliyorsunuz, ben size evvelce anlatmıştım. Firavun'un elinden nasıl kurtuldular? Onları çok dinlediniz benden. Denizden nasıl çıktılar? Firavun boğuldu, bunlar kurtuldu. Köle düzenindeydiler. Efendim, ağa paşa oldular tabii. Bütün Firavun'un sarayları, Mısır kaldı bunlara. 1 milyon 600 bin kişilik Firavun ordusu bir anda boğulunca ne demektir yani? Dünya bunlara kaldı. Yakup oğulları bunlar, peygamber soyu bunlar. Yusuf Aleyhisselam'la 11 kardeşi. Yakup Aleyhisselam'ın 12 çocuğu vardı. O 12 çocuktan gelen 12 kabile bunlar. Birisi Bünyamin Aleyhisselam bir anadan. Yusuf Aleyhisselam'la Bünyamin Aleyhisselam bir anadan. Onun kabri de orada, Rahil validemiz. Geri kalan 10 tanesi başka anadan. Bünyamin'e de Benyamin diyorlar ya, şimdi başlarındaki bela Benyamin dedikleri. Bu da Bünyamin. Ya hep isimleri peygamber isimleri. Geçmiş peygamberlerin isimleri. Harun Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam ümmetlerine ne dediler? Allah'ın bize yazdığı mukaddes topraklara girelim. Neresi mukaddes toprak? Eriha. Eriha Kudüs'ün yakınında. Orayı da ziyaret ettik. Mukaddes toprak. Ürdün Nehri'nin yanı yani. Çok muazzam topraklar. Çok güzel yerler. Cennet gibi yerler. Oradan tabii Kudüs bir. Hepsi mukaddes toprak. Mescid-i Aksa. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى اَدْبَارِكُمْ Sakın geri kaçmayın. فَتَنْكَلِبُوا خَاسِرِينَ Hustana uğrar da dönersiniz. O zaman da o Eriha'da çok iri yarı insanlar varmış. Ama çok iri yarı. Minare gibi adamlar yaşıyormuş yani. Tefsirlerde anlatılıyor da hakikaten yani öyle adamlar ki 10 kişiyi cübbesinin yenine burasına sokabiliyor. Böyle sokup paket gibi atıyormuş yani 10 kişi falan. Öyle adamlar. Bostanları var.
Eriha'da. Beni İsrail de Musa Aleyhisselam'ın ümmeti yani tabi Yahudiler. O zamankiler tabi köye iman etmiş. İman etmiş derken hakikaten iman edenleri de var. İşte Yuşa Aleyhisselam orada, Kalib Aleyhisselam orada. İşte 12 nakit var. İşte ordunun başında mesul. Dediler kâlû ya Musa inne fiyâ kavmen cebbârîn. Ey Musa biz haber aldık ki o mukaddes topraklara girin. Mısır'dan geliyorlar ya bunlar Mısır'dan. E mukaddes topraklar cevap edildi girin. E nasıl girelim ya Musa biz duyduğumuza göre orada çok iri yarı adamlar var. E Allah emrediyor sana ya. İri yarı adamın sana ne? فَاِنْ لَا لَنَدْغُلَا حَتَّى اَخْرُجُوا مِنَا. Onlar çıkmadan biz oraya giremeyiz. Allah emrettiyse gireriz de onlar çıksın gireriz. فَاِنْ اَخْرُجُوا مِنَا فَاِنْ لَا دَاخِرُوا. Onlar çıkarsalar biz gireriz. O zaman nenem de girer. Ulan harp edeceksin daha serseri. Ondan sonra. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذ۪ينَ يَخَافُ. İki adam çıktı. Aslında da Musa Aleyhisselam 12 kişiyi 12 nakip seçti. Her kabileden bir seçkin adam nakip. Biri de Yuşa Aleyhisselam, biri de Kalib Aleyhisselam da 10 tane daha var. Dedi onlara ki gidin önceden bir araştırma yapın. O mukaddes topraklara yerleşmiş insanların boyunu, bosunu, ebatını, şeklini, şemalini bir anlayın, dinleyin. Gelin yalnızca bana söyleyin. Sakın bu millete duyurmayın. Allah emretti bunlar şimdi emri kırar girip git. Onu duyarsalar onları girmezler. Bana söyleyin ben ona göre durum değerlendiririm. Dedi. E gittiler. 12 kişiden ikisi Yuşa Aleyhisselam ve Kalib Aleyhisselam. Onlar da peygamber oldu sonra. O ikisi sadık çıktı. Hiç sır vermediler. 10 tanesi bir geldiler milletin içine. Aman dediler orada bir adamlar var minare kadar mümkünü yok. Millete bir yaydılar. Millet Musa Aleyhisselam'a direndiler. Biz giremeyiz. Ya Allah'ın emri var burayı size vaat etti. Ta Nil'den Fırat'a kadar. Fırat yani Urfa'ya kadar. Türkiye'nin yarısı da içinde. Nil'den Fırat'a kadar size Allah vaat etti. Şimdi Yahudiler Büyük İsrail projesi o proje işte. Nil'den Fırat'a kadar, Urfa'ya kadar almak projeleri. Şimdi kapın etrafını hep almaya başladılar. Kapın etrafını almaya başladılar. Direkt Yahudiler almaya başlayınca bizimkiler müdahale etmiş. Yani demek istedi ki hepten açıktan da Yahudiler almayın biraz şey yapın formül bulun bu işe demek istediler. Bu sefer Türkiye'deki Yahudi şirketleri kanalıyla almaya başladılar. Hani Türk şirketi ya görünüşte. Halbuki Yahudi'nin. Türkiye'de öyle birkaç büyük Yahudi şirketi var. Masonları bu. Masonun hesabı yok. Mason kaynıyor da. Hakiki Yahudiler var bir de. Yani ırkı Yahudi olanlar Türkiye'de. Efendim adam meclise bile girdi daha bir tanesi. Tane arıyorsun. Kapın etrafını çevirdiler. Şimdi pek satın alıyorlar. Allah muhafaza etsin. Birisi de dediği zaman ki bak bunların Büyük İsrail projesi var buraları kaptırıyoruz. Dediği zaman vay sen bu lafı nasıl söyledin? Suç işledin. Hiç vatan bölünür mü? Ulan serseri biz vatanı böldürmemek için çırpınıyoruz. Sen satıyorsun. Söyledin mi de? Suç işledin. Neden? Sen nasıl dersin ki Yahudiler oradan toprak oluyor? Biz satar mıyız? Ya bu kadar da bir milletin gözüne bakarak da alay etmek bunlarda görülmüş ya. Ya alıyor işte herif. Filistin'de, İsrail'de devleti öyle kurdu. Parayla ala kurdu. Burada patrikhane uğraşıyor. Bu patrikhane var ya. Fitnenin başı bela burada. Yunanistan buradan idare ediliyor. Şurada patrikhane. Bütün buraları satın alıyor projeleri şimdi. Türk milletini niye fakir ettiler? Niye enflasyona kurban ettiler? Zengin olursa bu millet yer satar mı? Satmaz. Bütün millet fukara. Şimdi bastırdı mı parayı kilise herkes satar ortalık. Ben şaşırdım kaldım. Mescid-i Aksa'nın etrafına bir gittik baktık. Hep satmışlar ya. Ya fakir adam. Evvela milleti bir fakir ediyor. Ondan sonra bastırıyor parayı. Parayla alıyor. Öyle bir oyunlar yapmışlar ki. Mesela bir arazi var. Mescid-i Aksa'nın surunun dibi Müslüman mezarlığı. Karşı taraf efendim Hristiyan mezarlığı. Onun karşısı Yahudi mezarlığı. Hep iç içe. Bütün dinler orada biliyor musun? Şimdi biz sabah namazına gidiyoruz. Papaz da kiliseye gidiyor. Yahudi de ağlama duvarına gidiyor aynı saatte. Herkes yolda ibadet. Böyle de bir yer dünyada yok. Biz de şaşırdık. Araplar bize anlatıyor. Bu diyor namaza gidiyor diyor kendi namazına. Papaz gidiyor ya havraya öbürü gidiyor. Ya. İşte onlardan da kalıntılar. Eski dinden kalan bir şeyler. Onu da bozmuşlar yazmışlar işte. Kafalarına göre takılıyorlar. Din namına bir şey kalmadı. Gerçi Tevrat'ta Allah'ın ayetlerinden kalan var. İncil'de de var. Ama işlerine gelmeyenleri papazlar o zaman bozdular ya.
İznik Kilisesi'nde burada bozdular. İznik var ya, bu İznik. Çok merkez bir yerdir. Hristiyanların eski tarihsidir. Tufan amca vardı orada, vefat etti. Efendi Hazretleri'yle biz orayı ziyaret ettik. Dedi ki ben dedi bu kilisenin içindeki kazıda bulundum dedi. Çocukluğumda dedi. Burada bir kazı yaptılar dedi. Kaç tane ceset çıktı kilisenin içinde. Meğer mesele neymiş? İncil'i değiştirmeye karar alırken birkaç tane papaz, o zaman tabii hak din üzereymiş onlar, İtiraz edince bunlar dışarı çıkarsa sırrımızı verir diye 40 tane papaz onları orada öldürdü, içeride gömmüşler. İşte onlar daha geçen kazılarda çıkmış. Ne işler dönmüş, ne alemler ya. Şimdi girin mukaddes yere. Biz giremeyiz. Haber aldık, orada çok tehlikeli adamlar var. İki kişi çıktı Yuşa Aleyhisselam'la Kâhil Başsan. Dediler ki Udhulu aleyhimul bab. Ne korkuyorsunuz dediler. Adamın cüssesi büyük olabilir. Allah cesaret vermeyebilir. Öyle değil mi? Şimdi öyle yok mu? Bakıyorsun adam. Dev gibi adam, korkuyorsun. Meğer o da senden korkuyor. Ödlek. İçi boş. Göster çek derler böyle adamlara. Bazı adam var şöyle. Yarım benim yarım da. Şu kadar boyu var. Herif bir meydan okuyor mangalda, kül bırakmıyor. Ulan diyorsun şu kadar adamdan bu kadar ses nereden çıkıyor? Allah cesaret verdi mi bücür adam aslan olur ya. Öbürü dev gibi ötlek olur. Şimdi Yuşa Aleyhisselam dedi ki Allah bize burayı vaat etti mi dedi. Ümmete. Dediler vaat etti. Kitapta bunu indirdi mi bize? Ayet indirdi. E peki ne korkuyorsunuz dedi ya bak. Udhulu aleyhimul bab. Şurada kapı var ya dedi. Şu kapıdan girmeniz kaldı. Feydâ degeldûmû. Girdiğiniz gibi feynneküm galibun. Galipsiniz dedi ya. Nasıl galip olsun? Ya Allah söz verdi, sen ne karıştırıyorsun dedi. Şu kapıdan gir. Ve alellâhi fetevekkelün kuntum mü'minîn. Mü'minseniz inandınız mı? Allah'a inandık. Musa Aleyhisselam Allah'ın peygamberi mi? Evet. Allah'a güvenin o zaman dedi. Şu kapıdan girin. Kâlu ya Musa innâ len nedhulâ ebeden mâ dâmû fiyâ. Ey Musa, onlar orada durdukça ebedi giremeyiz. Fedevente ve rabbuke fekâtilâ. Sen Rabbinle beraber git, ikiniz onlarla savaşın. Onları çıkarın, biz gelelim. Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki sen Rabbinle ikiniz diyor, gidin onlarla savaşın. İnne hâunâ kâidûn. Biz burada oturup bekleyelim sizi. Savaş bitince bizi çağırın. Musa Aleyhisselam ne desin ya, ne ümmete çattı ya. Kâle Rabbî innî lâ emlikü illâ nefsî ve akî. Fefruk beynenâ ve beynel kavmil fâsıkîn. Dedi ki ya Rabbi, ben bir tek kendime laf geçiriyorum, bir de kardeşime Harun Aleyhisselam'a. İşte Yuşa Aleyhisselam falan da var, istisnalar az. Ne olacak? Ya Rabbi o zaman dedi, bizimle fasık toplumun arasını aç. Bunlarla benim aramı ayır, ben bunlarla bir yerde duramıyorum. Fakat hikmeti ilahi Mevla ayırmadı aralarını. Ümmetin yani yüzünden peygamber de çekiyor ha. Kâle fe innâ muharrametun aleyhim erbe'ine sene. Mevla buyurdu ki, şimdi kapıdan girseydiniz, bütün mukaddes toprakları size söz vermiştim ama böyle ki aksilik ettiniz, 40 sene haram olsun size. Ne olacak? Yetihûne fil ardı. Sina çölünde dolaşıp duracaksınız 40 sene çölde. Sabahtan çıkıyorlar, akşama kadar yürüyorlar. Akşam bir yere geldik diyorlar, bir yatıyorlar, sabah kalkıyorlar, aynı dün çıktığı yerdeler. 40 sene. Kur'an-ı Kerim çok bahsediyor bu hadiseden. Sina çölü var ya, Mısır'dan çıkınca Sina çölü var. O çölde kaldılar. İşte Eriha'ya dayanıyor o, Kudüs toprağına dayanıyor o çölden çıkış. Musa Aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi nasıl oldu böyle şimdi? E Mevla dedi ki, sen beddua etmedin mi onlara? Bedduan tuttu. Fela te'salel kavmil fasikin. Sen üzülme fasık kavmin başına gelene. Ben sana azap yapmıyorum. Harun'a da yok. İnananlara da bir şey yok. Ama onlara çektireceğim. E biz de beraber, siz de beraber. Fakat çölde de ne mucizeler gösterdi onlara değil mi? Susuz kaldık dediler. Musa Aleyhisselam'ın bir değnek vur dedi taşa. 12 pınar. Anlatıyordum ben bunları size senelerce. Ondan sonra dediler güneş başımızda ya. Ya Musa. Hadi bir bulut onların tümünü kaplayacak kadar bulut hep başlarında geziyor bütün gün. 40 sene. Bulut emirlerinde gölgelik. Sular fışkırıyor. E ya Musa acıktık. Ulan ne dedi sizden, belaya kaldık. E ne olacak herif, acıkacak tabii. Çölde kalırsa ne yapacak? Ekemez, biçemez, ne bitecek? Dediler acıktık. Acıktınız ya Rabbi, bunlar acıktı. E o zaman buyurdu. Sabaha yakın işrak vakti onlara bıldırcından kudret elvası yağdırayım. Yine acır kuluna ya. Sabah işrağa kadar böyle kar gibi yağıyor. Bir kalkıyorlar bakıyorlar ki çiselemiş. Hepsi kudret elvası, cennetten gir elva. Ondan sonra bıldırcın. Bıldırcın eti iş. Şimdi bulamıyoruz.
Öyle güzel buldurucun geliyor pişmiş. Mevla buyurdu ki sakın stok etmesinler bozulur sonra dedi. Her sabah dedi yağdıracağım bana güvensinler. Ulan Yahudi güvenir mi be? Aldılar buldurcunları stok yapalım diye eti kokuttular. O zamana kadar dünyada hiç et kokmamış. İlk eti kokutan Yahudiler işte. Stok yapınca. Ya ne acayip adamı. Bunlarla akıl sır ermez ya. Herife kudret elvası yağıyor. Pişirmek yok. Uğraşmak yok. Her taraf helva ya. Nasrettin Hoca dedi burası ne hala memleket. Döve döve helva yediriyorlar. Böyle bir yerde sen efendim de, dedi ki ya Rabbi diyor ne var? Helva 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 buldurcun bıktık dedi ya. Hani derler ya adam devamlı baklavaysa bıkar. Dedi her dakika buldurcunla helva mı yenir dedi ya. Hocanın biri demiş ya kabak cennet tahamıdır deyince bu sefer cemaat hep kabak getiriyorlarmış hocaya. Dedi cennet tahamıdır diyecek cennette yenir dedi tavuk bir şey yok mu dedi ya. Şimdi bunlar dediler ya Rabbi bu cennetten geliyor ama bu bize biz istiyoruz dediler biraz soğan, biraz sarımsak, biraz pırasa bir şey yok mu mercimek. Mevla buyurdu ki 40 seneden sonra cezanız dolarsa şehre girersiniz, ekerde biçer yersiniz. Soğanı da yağdıramam size. Bu. Yağdırır istese de. Ben ne dedimse onu yiyin işte. Bu. Yersen ya yemezsen bir şey. Öl. Öyle yaşadılar yani. Harun Aleyhisselam o 40 senede ömrü vefat etmedi. Eceli geldi vefat etti. Harun Aleyhisselam o çölde gösterdiler bize çok uzaktan. O dağlardaymış kömülü mübarek. Harun Aleyhisselam, ya neler oldu ben şimdi hangisini anlatayım size. Musa Aleyhisselam'la ikisi ayrılmıştı onlardan dua için. Bir yerde dua ederken Harun Aleyhisselam orada bir yere uzandı hemen vefat etti. Peygamberler nerede vefat ederseler orada gömülürler. Hiç yerinden oynatılmaz. Çünkü Allah onların ruhunu en mukaddes yerde alır. Aldığı yer mübarektir orada gömülür. Efendimiz Aleyhisselam nerede yatıyor? Ayşe anamızın evinde. Niye? Onun kucağında öldü hemen öldüğü yere gömdüler evin içine. Bunun üzerine... Musa Aleyhisselam baktı ki tabi melekler geldi tabi kazdılar ettiler Harun Aleyhisselam'ı. Musa Aleyhisselam kıldı namaz cenazesini gömdüler. Sonra Musa Aleyhisselam tek başına dönünce ümmetinin bulunduğu sahraya gelince dediler Harun nerede? Dedi o vefat etti. Görüyor musun dediler kıskandın biz onu çok seviyoruz diye öldürdün onu dediler. Ya neler kardeşim ben size anlatmak üzere. Kur'an bütün bunları yazıyor ya. Böyle bir millet daha var mı? Musa Aleyhisselam dedi ki lan ne melun milletsiz dedi ya. O benim abim idi, vezirim idi, benim baş adamımdı. Nasıl öldürürüm ben onu dedi ya. Dedi ya Rabbi bana iftira attılar. Sen bu, bana bu işi temizle. Mevla buyurdu götür onları mezarına. Götür onları mezarına sen sor Harun'a cevap versin sana. Geldiler bütün ümmet mezara. Musa Aleyhisselam dedi ya Harun lebbek dedi kalktı kabirde. Dedi ben mi öldürdüm seni? Yok ben ecelimden öldüm dedi. Yattı yine. Yahu ne hadiseler. Peygamberler neler çekti bu ümmetlerden ya. Hangisini anlatayım? Öğlen namazına yetişmez. Vakitler dar. Onun için çok uzun konuşmuyorum da toparlıyorum göya. Daha da neler var gördüklerimizin hepsini anlatsak size. Ondan sonra efendim Musa Aleyhisselam da 40 sene dolmasına bir sene kaldı. Musa Aleyhisselam'ın da vefatı geldi. Çölde hep gittiler ya. Musa Aleyhisselam'ın da vefatı geldi. Biliyorsunuz bazı meseleler var onu anlatıyordum size. Ezra Aleyhisselam geldi bir tokat attı gözünü çıkarttı. Musa Aleyhisselam çok celalliydi. Dedi vaktin geldi gideceğiz. Hazır mısın dedi bir tokat attı. Ezra Aleyhisselam Mevla'ya geldi dedi ya Rabbi şu vaziyetime bak gözümün biri çıktı. Mevla buyurdu ki ben gözünü senin düzeltirim sen ona darılma o benim kıymetli kulumdur. O da darlandı 40 senedir çöllerde Yahudilerle uğraşıyor. Siniri bozuk. Musa Aleyhisselam celalli peygamberdi. Git ona de ki dedi bir ineğin sırtındaki kıl kadar kıl başına bir sene yaşasın bari. Geldi dedi ki bir ineğin sırtında ne kadar kıl varsa kıl başına bir sene yaşarsın istersen. Musa Aleyhisselam dedi sonunda ölmek var mı? Var. O zaman bunlarla mı uğraşacağım dedi bu. Öleyim daha. Musa Aleyhisselam da çölde ölünce Yahudilerin yanında öldü. Ümmetin içinde öldü fakat Mevla Teala mezarını bilmesinler, bilseler taparlar ona diye, ilah tutarlar diye, melekleri göndererek efendim Musa Aleyhisselam'ın naaşını aldırdı havaya. Aldırdı, kaldırdı, sonra getirdi Kesib-i Ahmer. Kesib-i Ahmer kırmızı bir kum tepeleri. Gittik orayı ziyaret ettik.
Ketibe Ömer, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi hatırlıyor musunuz? Ben anlatıyordum Miraç sohbetinde. İn burada namaz kıl diyordu Cebrail aleyhisselam. İki rekat. Kılıyordu. Sonra diyordu. Nerede kıldın biliyor musun? Bilmiyorum. Ketibe Ömer'de Musa aleyhisselamın kabri başındasın. Efendimiz buyurdu. Musa'ya uğradım mezarında namaz kılıyordu. Miraç gecesi. Musa aleyhisselam. Peygamberler diridir. Hepsi mezarlarında namaz kılıyorlar. Musa aleyhisselam kabrinde namaz kılarken uğradı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretine. Buyurdu ki sahabeye, şimdi orada olsaydım mezarını size gösterirdim. Ketibe Ömer, kırmızı kum tepeleri. Hakikaten o bölge böyle toprağı pembe. Küçük küçük tepeler böyle. Müslümanlar mezarını biliyor, biz gittik ziyaret ettik. Size de orada dua ettim Musa aleyhisselamdan. Şefaat istedim ondan. Çünkü Resulullah buyurdu ki Musa'ya çok salavat getirin. 50 vakti 5 vakte indirmek için çok şefaat etti size. Çok büyük şefaatçınızdır Musa aleyhisselam dedi ya. Dedim ki ya Musa aleyhisselam dedim. Bu ümmetin ağır yüklerine şefaat ettin. 50 vakitten 5 vakte indirmeye vesile oldun. Şimdi de çok büyük darlıklar var sırtımızda. Bize bir şefaat et, bu ümmeti bir selamete çıkart diye. Dua ettim ona, istedim ondan. Ya onlar diri. Duyuyor. Mübarek ya. Bir heybetli kabri var böyle, buraya sığmaz ya. Zaten çok celalliydi, heybetli. Melekler gömdü onu oraya. Müslümanlar buldu onu. İşte Efendimiz hadisi şerifle kırmızı kum tepeleri falan tarif etti. Sonra Evliyaullah buldular. Yüzlerce senedir. Yahudiler şimdi bilseler orayı havra yaparlar. Biliyorlar da inanmıyorlar. Yok diyorlar Musa'nın kabri. Çünkü Mevla gizledi onlardan. Yani haber vermiyor onlara. Onlar diyorlar ki burası sabit değil. Mevla işte inandırmıyor onları ki almasınlar elimizden. Yoksa orada Salahaddin Eyyubi'den kalma külliye var. Hep alırlar elimizde. Havra yaparlar. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yerleri hep kilise yaptı. İsa Aleyhisselam Kudüs'ü fethetti. Eriha. Eriha Kudüs'e yakın. Hep oralar mukaddes topraklar. Sübhanellezi yesra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil eksa. Ellezi öyle mescidi eksa ki barakna havlehu. Etrafını mübarek yaptık. Etrafı Ürdün Nehri, efendim Eriha, bütün efendim Filistin toprakları, Şam-ı Şerif, hep olan nedir? Hatta Bağdat'tan ki bereket, hatta Urfa'daki bereket bile o ayete giriyor. Çünkü Kudüs'ün etrafı sayılıyor hep. Etrafını mübarek kıldı. Urfa az mıdır bütün peygamberler diyar? İbrahim Aleyhisselam orada doğdu, Urfa'da doğdu, mağarada. Halil'de yatıyor Kudüs'te, El-Halil şehrinde yatıyor. O El-Halil şehri. Ne muazzam şehir. Peygamberleri ziyaret ettik. İbrahim Aleyhisselam'ın kabri şerif, görülmemiş bir feyiz var. Üste makamı var, altta 15 metre derindeler. Bir kuyu var böyle, o kuyunun kuyudan işte ancak bir irtibat, koku geliyor. Bir kuyuya burnunu sok, aşağıdan yani miskü amber geliyor. Böyle koku daha görülmemiş. Şimdi peygamberlerin aşağıda kabri şerifler. İsa Aleyhisselam, onun hanımı Rifka validemiz, bütün peygamberlerin anasıdır o. Çünkü İsmail Aleyhisselam'dan bir tek Muhammed Mustafa geldi sallallahu aleyhi ve sellem. İsa Aleyhisselam'dan geri kalan yüz binlere yakın peygamber İsa Aleyhisselam'dan geldi. Çünkü İsa Aleyhisselam Sare validemize verdi. Sare validemizin kabri de orada. Sare validemizi ziyaret ettik. Sare validemizin Kur'an'daki sözlerini Osmanlı ecdadımız ayetleri yazmışlar mezarın üstüne. Sultanahmet'e orada metiyeler yazıyor mübarek. Hacer validemiz İsmail Aleyhisselam'ın annesiydi ya, onu kıskandı hani, anlatırdım size. Mekke'ye yolladı onları ya işte Mevla'nın emriyle. Sare validemiz 80-90 yaşına geldi, çocuğu olmadı. Hacer validemizin İsmail Aleyhisselam çocuğu olunca kıskandı tabii. Bayağı da kıskandı. İbrahim Aleyhisselam da Sare validemizi çok tutardı. Sare validemiz de muazzam bir kadın yani. Halil İbrahim sofralarını o kurardı. Bütün dünyayı yediren o kadın. Bu kadar misafire yemek yapardı yani. Sonra efendim Lut kavmi de oralarda, Ölü Deniz. Duydunuz onu? Ölü Deniz de Lut kavminin 5 vilayetinin battığı yer. Hiçbir canlı hayvan yaşamıyor orada. Orayı da gördük. Lut Aleyhisselam'ın kavmi orayı batırmaya gelirken efendim melekler evvela İbrahim Aleyhisselam'a geldiler. İbrahim Aleyhisselam hani tanımadı ya, buzak kesti. Hemen bir buzak kesti getirdi. Çok cömertti ya. Baktı ki ellerine dokunmuyorlar. Ya dedi, Araplarda öyledir yani, misafir yemedi mi tehlike işaretidir. Dedi ki niye yemiyorsunuz, bir tehlikem var. Dediler biz melekleriz, Allah'ın elçileriyiz, yemeyiz. Ya öyle mi dedi. Ne yapmaya geldiniz? Sana bir çocuk müjdeleyelim diye geldik.
Esas dediler Lut kavmine gidiyoruz, orayı batıracağız. Beş vilayeti yerle bir edeceğiz. Cebrail Aleyhisselam da var. Bir melek heyeti geldi. 12 kişilik. İbrahim Aleyhisselam dedi inne fiyâ Lut'a. Ha orayı batırıyorsunuz ama Lut da orada dur. Lut peygamber oradadır. Ondan batıracaksın. Lennetciyen ne öyle? Onu kurtaracağız. Kızlarını da kurtaracağız. İllem râdehu. Karısını bırakacağız. Karısı çünkü livatacılara tuman tüttürüyordu gelin diye. Karısı bozuk. Namus bakımından bozuk değil de peygambere hainlik bakımından bozuk. Hiçbir peygamberin karısı namussuzluk yapmamıştır. Hiç. Ama kafirlik yapmıştır. Nuh Aleyhisselam'ın karısı gibi, Lut Aleyhisselam'ın karısı gibi. Onu bıraktı, bırakacağız dediler. İbrahim Hocam bir şaşırdı. Lut Aleyhisselam'a gidiyorlar diye. O sonra bize niye uğradınız? Dedi size de uğradık, bir çocuk müjdeleyelim diye. Sare validemiz de duyuyor onların sesini yan odadan. Sare validemiz fesak getmedi ya. Suratına bir tokat attı. Fekalet acuzun akim. Kur'an'da ayet. Dedi ki hem koca karıyım hem gençliğimde de kısırdım dedi. 90 yaşındayım dedi. Ne diyorsunuz? Kalu beşşerne hakevlak. Biz seni hakla müjdeledik. Felatekum minel kanıtın. Ümit kesenlerden olma. Kalu kedaliki kale rabbuk. Rabbim böyle söyledi. Bize ne? Verecek sana bir çocuk. İşte İshak aleyhisselam. O çocuk. Ondan kim geldi? Yakup aleyhisselam. Yakup aleyhisselam torunudur İbrahim aleyhisselam. Ondan ne geldi? Yusuf aleyhisselam, Bünyamin aleyhisselam, 12 kardeş. O 12 kardeşten de kim geldi? Bütün Beni İsrail'in peygamberleri oradan geldi. İbrahim aleyhisselam nübüvvet ağacının temelidir. İbrahim aleyhisselamdan sonra bütün peygamberler onun neslidir. Efendimiz de onun neslidir de İsmail aleyhisselamdan geliyor bir tek Efendimiz. Geri kalan hepsi İshak aleyhisselam var. Onun hanımı Rifkat validemiz. Orada ziyaret ettik. Kabirleri çok güzel. Üzerlerine Osmanlı işlemeleri, o ayetler yazılar ne mübarek şey. Yapmış Osmanlılar güzel. Ondan sonra Sare validemiz. İşte Yusuf aleyhisselamla Yakup aleyhisselama duvarın dibinden okuduk. Çünkü onlar kalmış Yahudilerin tarafında. Ya. Ne mübarek yerler. Efendimiz orayı da ziyaret etti. Efendimizin ayak izi de var orada bastığı yer. Miraç gecesi dedi ki in burada namaz kıl. Ağacın altıydı. Kıldı baktı ki İbrahim aleyhisselamla Sare validemiz. Miraç gecesi. Görüştüler orada. Efendimiz yani ayakla oraya gelmedi ama Burak'la getirdiler. Miraç gecesi hep her yeri ziyaret et. Hatta bir yerde in kıl neresi bilmiyorum. Cebrail Aleyhisselam dedi ki Beyt-i Lahım. Beyt-i Lahım'dır burası. İsa Aleyhisselam burada doğdu. Şimdi biz gittik ziyaret ettik orayı. İşte orasına Efendimiz de oraya geldi ziyaret etti. Miraç gecesi hep uğradı oralarda iki rekat namaz kıldı. Mübarek yerleri ziyaret etmek iki rekat namaz kılmak sünnet oldu böylece. Ya. İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırıldığı dağ, Tur Dağı, oradaki yer, orayı ziyaret ettik. Elhamdülillah. Hangisini diyeyim yani? Çok. Dergen Yuşa Aleyhisselam işte mukaddes şehri aldı. Ondan sonra Beni İsrail orada yerleşti. Ondan sonra peygamberler içerisinde Davud Aleyhisselam geldi. Süleyman Aleyhisselam tabii büyük saltanat kurdu. Mescid-i Aksa'yı cinlere işte yaptırırken bir sene kaldı bitimine vefatı geldi. Orada dedi ya Rabbi bunlar bunu tamamlamaz. Öyleyse ne olsun? Dedi ya Rabbi sen benim canımı ben bastonuma dayanayım ayağa kalkayım. Sen de benim canımı ayakta al. Beni böyle muhafaza et bastonla ayakta. Bunlar beni görürseler çalışırlar. Ayakta olduğumu. Süleyman Aleyhisselam öyle ayakta mübarek canı çıkmış vaziyette bir sene kaldı. Mevla tuttu onu bastona dayanmış. Cinler diyorlar ki bu hiç çıkıp bizi teftiş etmiyor ama acaba ne oldu? Sonra tırmanıyorlar üst üste falan camdan bakıyorlar. Süleyman Aleyhisselam makamına. Bakıyorlar ki bakan diyor göbelene çalışın çalışın. Ayakta duruyor. Halbuki ölmüş. Diyorlar ki cinler gaybı bilir. Hani cincilere gidiyorlar ya. Cinciye gidiyor diye ki benim diyor 40 sene sonra durumum ne olacak? Ulan sen 40 sene sonra yaşayacak mısın? Sen? Oysa cinci ne bilsin kendinden haberi yok. Ondan sonra cinler bilse bak cinler ne hale geldi. Bir sene çalış ama ırgat gibi çalışıyorlar. Taşlar taşıyorlar. Mescid-i Aksa'yı yapıyorlar ondan sonra efendim geldiler bir seneye kadar Mevla da bastonun içine küve sokmuş ama bir senede yedirtiyor onu yani tam bir sene sonra baston çıt kırıldı tabi küve yemiş içini Süleyman Aleyhisselam düştü düşünce cinler finish dediler iş bitti bu meğer sonra anlattılar ki ulan bu bir senedir ölmüş meğer de yeni düştü yere biz ne ahmak adam. فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُه۪ينَ dediler biz gaybı bilseydik bu kadar bir sene boşuna çalışır mıydık? Kendileri de anlattılar.
O da kayıp da değil yani. Olan bir şey bile bilmediler. Kayıp ilerisidir. Süleyman Aleyhisselam ölmüş zaten. Onu bile anlamıyor ya. Mevla anlatmayınca ne anlayacak? Şimdi o Süleyman Aleyhisselam'ın yaptırdığı binadan eser yok orada ama Süleyman Aleyhisselam'ın kabri oradadır. Çünkü neden bir peygamber nerede öldüyse orada gömülüyor ya. Demek ki makamıdır orada. Göz, makamında gömülüdür ama tabii şurası diye bilinmiyor. Mescid-i Aksa acayip bir yer. Altta öyle camiler var ki Mervan Mescidi mesela 20 bin kişilik. Başka bir cami var 20 bin kişilik. O 144 dönümün içinde kaç tane böyle cami var? Hep Mescid-i Aksa küllü. Ya Selahaddin Eyyubi öyle güzel yaptırmış bir tane içinde. Bir minber yaptırmış dünyada eşi yok tahtadan. Avustralyalı bir Yahudi gelmiş vermiş ateşe camiyi bir gün. Efendim sen bütün halılar, acem halıları, kıymetli halılar, o minber hep mihrap yandı ya. Şimdi yeniden tamir ediyorlar işte. Ya böyle düşman ya. Ondan sonra esas mesele Mescid-i Aksa'nın tam kıblet noktası. Nasıl ki mesela Mescid-i Haram. Mescid-i Haram neresidir? Ta Harem-i Şerif Mekke'nin çıkışında polis kontrol yapıyor ya ama gavurları sokmuyorlar. Biliyorsunuz değil mi Arabistan'da? Hacca giderken falan polis teftiş yerleri var ya. Oradan ileri nedir? Harem-i Şerif, Mescid-i Haram. Ama kıble noktası nere? Kabe-i Muazzama. Mescid-i Aksa'da 144 dönüm. Ama kıble noktası neresi? Sahra. Beyt-i Mukaddes'te bir kaya var. O sarı kubbe görüyorsunuz altından. Aslında o altından değildi. Onu Mervan yaptırmış. Emeviler yaptırmışlar falan. Sonra çok Osmanlılar da tamirat yapmışlar. Üzeri bütün Yasin-i Şerif yazılı Çinliler. Acayip eşsiz bir eser. Bu son ölen Kral Hüseyin bir hayır yapmış işte. 11 milyon dolara 24 ayar altından kubbeyi sıvamış. 100 senede garantili. Firmaya garantil ettirmiş. Şimdi o sarı görüyorsunuz ya resimlerde altın. O hep 24 ayar altın o kubbe. O kubbenin altında ne var? Sahratu Beytil Makdis. Mescid-i Aksa'daki kaya min suhuril cennet, cennet kayalarındandır Resulullah buyuruyor. O cennet kayasını ziyaret ettik. Ondan da bir iki parça koparttım size öptüreceğim diye. İnşallah önümüzde bir ziyaret yaparız onu. Cennetten bir kaya. Bir parça. Öpersiniz onu. Aynı oldu Hacer-i Esved. Hacer-i Esved de cennetten geldi çünkü. O sahra, o kaya cennettendir. Muallak da havada. Kudretten duruyordu evvelce. Tefsirde Ruhul Beyan'da yazıyor. Altına girenlerin ödü kopuyordu. Kadınlar hamile çocuk düşürüyordu. Onun için onu beslemişler. Baktık hakikaten dolma yerleri belli yani alttan. Tabii çok asırlar evvel yani şey etmişler ama o mukaddes kaya. Gök kapısı onun hizasında, gök kapısı. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'den çıkmadı Miraç'a. Neden? Kapıya böyle yan gitmesin diye. Mescid-i Aksa'ya geldi, o kayanın üstüne bastı. Oradan çıktı. Neden? Kapıdan düz çıksın diye. Gök kapısı o hizada. Ben de o gök kapısının altında dua ettim. Size, ümmete, sohbetlere, cemaatlere, hepinizin hayırlı muratlarına, dünya ahiretiniz için. Dedim burası gök kapısının hizası ya Rabbi. Burası kapılar açık. Çok muazzam makamlar var orada ya. Kaya cennetten. Efendimizin ayak izi orada. Bir şey zuhur etti orada. Dedik ayak izini büyük bir şey yapmışlar üstüne kubbeli Osmanlı'na falan kapatmışlar. İçinde sakalı şerifler de varmış çok. Kapalı. Yalnız elini sokabiliyorsun. Elimi soktum sürdüm yüzüme mesela. Dedik şimdi resmini çekelim. Flaş burada patlıyor orada patlamıyor. Allah Allah. Kaç kere denediler ya. Gizlenmiş o onu çekemedik. Kaya mübarek cennet kayası. Efendimiz Aleyhisselam ona bastı miraca çıktı. Ayak izi de orada. Ve İsrafil Aleyhisselam sura oradan üfleyecek. Biz dirilirken. Erdul Makdis, Erdul Mahşer. Mescid-i Aksa'nın vadisi mahşer arazi. Mahşer orada kurulacak. Şimdi biz nerede mezardayız? Mesela Edirne Kapı Şehitliği'nde yatıyoruz. Nerede? İşte Beyhük Mezarlığı. Herkes mezarından kalkan neye doğru gidecek? Sese doğru. Çağırana doğru diyor Kur'an. Çağıran kim? İsrafil Aleyhisselam çağırıyor. Sura bağırıyor. Çağırana doğru. Çağıran nereden bağırıyor? Sahradan. O altın kubbenin altındaki sahradan. Yani hepimiz mezardan kalkan Mescid-i Aksa'ya doğru gideceğiz. Ve oranın toprağı mahşer arazisine tebdil edilecek. Ve mahşer orada kurulacak. Cennet vadisi orada gördük. Cehennem vadisi orada gördük. Tabi o vadiler tabi mahşerde değişecek. Tabi şu anda görünen yerler oralarda kurulacak. Ya
Tevrat'ta da öyle yazıyor, İncil'de de. Hristiyanlara sor diyorlar, mahşer burada kopacak. Yahudilere sor, onlar da diyorlar mahşer burada kopacak. O da neden? Allah'ın kitapları hep birbirini doğrular ya, onları değiştirmemişler demek. Değiştirilmeyenler aynı tutuyor. Anladınız mı? Dinlerden değiştirilmeyen kısımlar da var ya, bak aynı mevzulara bakıyorum, birbirini doğruluyor. O sahra mübarek kaya, altında ne var? Bir mağara. O mağaranın da adı Mağaratül Enbiya. Bütün peygamberlerin mağarası. Efendimiz orada 124 bin peygambere namaz kıldırdı Miraç gecesinde. Dünyada böyle bir yer var mıdır? 224 bin peygamber bir anda, hem de mübarek cesetleriyle, ruhlarıyla değil, aynı dünyadaki sağlıklarıyla orada Efendimizin arkasına saf tuttular. İbrahim Aleyhisselam arkasında, İsmail Aleyhisselam sağında, İshak Aleyhisselam sonunda 7 saf oldular. 4 saf nebiler, 3 saf nebiler, 4 saf rasuller. Veyahut da 3 saf rasuller, 4 saf nebiler. İşte Mescid-i Aksa böyle bir yer. 124 bin peygamberin hakikaten ruhaniyeti orada. Zekeriya Aleyhisselam'ın mihrabı, dünyada en eski mihrap. Meryem validemiz biliyorsunuz ona yer yapmıştı, dayısı Zekeriya Aleyhisselam. Mescid-i Aksa'nın içerisinde. İbadetgahları. Zekeriya Aleyhisselam onun yanına giriyordu ya, yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi buluyordu ya. Nereden geliyor sana ey Meryem? Meryem validemiz acayip kadın. Alemlerin kadınlarının en üstünü. Allah ona ruhundan üfledi İsa Aleyhisselam'ı. Hep o ayetler orada tahakkuk etmiş. Zekeriya Aleyhisselam mihrabı, hep o mihrapların resmini çekti. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin imam olduğu yer peygamberlere. Mihrap orada. İbrahim Aleyhisselam'ın kıldığı yer. Bütün peygamberlerin makam. O mağara geceleri kapatılıyor. Sahra. Yatsıyı kıldık mı çıkarıyorlar bizi. Çünkü meleklere ibadete açılıyor. Gece melekler doluyor. Onun için insanlar olursa melekler gelmiyor diye gece kapatılıyor. İbrahim Ethem Hazretleri bir gece, İbrahim Ethem'i de ziyaret ettik. Bizim otelin yanındaki bir mağarada. Ya hepsi orada. Bir gece gizlenmiş mağaranın içine, kitleyenler kitlemiş bunu, çıkmış dedi ki bir melekleri göreyim bakayım. Hakikaten melekler gelmiş. Tefsirde yazıyor Ruhul Beyan'da. Ama meleklerden birisi dedi ki bir insan kokusu var dedi burada. Bu gece boş değil burası. Öbür melek dedi ki İbrahim İbni Edhem'dir. O melekler birbirle konuşuyor, bunu işittiriyor. Ha dedi, şu İbrahim Edhem mi dedi ya. 2 senedir ibadetleri kabul olmuyor. Eyvah dedi, bak bana Allah ne duyurtacakmış meğer. Öbür melek dedi ki niye kabul olmuyor? Belh'ten gelirken dedi bir hurma aldı, 1 kilo. 2 tane hurma hak geçti üzerine, onu yedi dedi. 2 senedir ibadeti kabul değil. Bizim halimiz ne olacak? Amuduyla yuvarlıyoruz. Helal halam ver Allah'ım, senin kulun yer Allah. Ondan sonra dedi İbrahim Edhem nasıl oldu? İbrahim Edhem öyle oldu işte. Aman dedi, sabah bir açılsa da bir çıksam dedi. Doğru Belh'e, kaç ay yol, adam ölmüş, oğlunu buldu. Ya oğlu diyor ki koca İbrahim Edhem'sin sen dedi. 2 hurma için mi geldin? Çoktan helal olsun dedi. Ama sen bilmiyorsun beni başıma gelen. Ondan sonra aylar tepti, yine gitti. Mağaraya kilitlendi, gece yine melekler geldi. Şimdi ibadetleri kabul oldu, hakkını sahibine verdi dediler. Ya İbrahim Edhem çok büyük zat. Padişahlıktan ayrılmıştı ya, ben size anlatıyordum onu. Cebrail Aleyhisselam'ı gördü, yazıyor. Ne yazıyorsun? Allah dostlarının listesini yapıyorum. Ben de var mıyım orada, bir baksana. Senin adın ne dedi? İbrahim Edhem baktı bak. Yazmıyor burada senin adın. Eyvah, ben biliyordum zaten dedi. Ama beni de dedi rica etsem en altına yazsan ki bu listedekileri seven İbrahim Edhem. Mevla'dan nida geldi, onu en başa yaz. O da orada mübarek. Makamları, tekkeleri, zaviyeleri, bütün Osmanlı'dan şeyhler gitmiş oraya. Türkiye'deki şeyhler orada yatıyor, kabirlerinde yazıyor. Onlar hep orada tekkelerde şeyhlik yapmışlar. Ne mübarek insanlar. Rabiatül Adevi anamız orada. Tur Dağı'nda. Makamını ziyaret ettik. Oo mahzen. Orada ibadet. 24 saatte 1000 rekat namaz her gün. Orada kılıyormuş işte. Ne feyizli yerler. Çok canım Selman-ı Farisi. Radıyallahu anh. Orada. Tur Dağı'nda. Tur Dağı da acayip. Zeytun Dağı diyorlar. Tur Dağı. En mukaddes dağlardan Tur Dağı. Ya bir Tur-i Sina var Mısır'da. Musa Aleyhisselam üzerinde Mevla ile konuştu. O başka. Tur-i Sina başka, Tur başka. Bu Tur Dağı da işte mahşere yakın bütün Müslümanlar İsa Aleyhisselam orada muhasara olacaklar. Teccal zamanında oraya kuşatılma olacak. Tur Dağı. Mübarek bir dağ. İsa Aleyhisselam nereye inecek? Şam'daki beyaz minareye. Oradan nereye gelecek? Mescid-i Aksa'ya. Sabah namazında gelecek, tam da kâmet getirilmiş Mescid-i Aksa'da Hazreti Mehdi imam. Hazreti Mehdi nerede imam oluyor? Kudüs'te. Allah'ın işine bak ki, bugün Mekke Medine bu kadar şen, Mescid-i Aksa ağlıyor. Allah'ın da hikmeti nedir? Yükseleni mutlaka bir alçaltıyor. Dolayısıyla kıyamete yakın Kabe ne olacak?
yıkılacak. Medine ne olacak? Bomboş kalacak. Hatta şu andaki o cıvıl cıvıl Medine vahşi hayvanların yuvası olacak. Kıtlıktan herkes çıkacak, Medine bomboş kalacak. Mescid-i Eksa şenlenecek, Hazreti Mehdi imam olacak. Mescid-i Eksa'nın ne günleri var. İsa Aleyhisselam inecek, sabah namazına kavuşacak. Gireceği, İsa Aleyhisselam'ın girdiği kapı da belli. O kapının da resmini çektik. Size göstereceğiz. O kapının dibinde sahabeler yatıyor. Şeddad ibn Evs Hazretlerini ziyaret ettik. Seyyid-ül İstiğfar var ya, Allahümme ente Rabbi. Onu rivayet eden sahabe işte o. Hep onunla amel ediyoruz ya sabah akşam. Ya Şeddad ibn Evs, Ubade ibn Samit. İkisi hem Efendimizin tarikat öğrettiği sahabeler. Risale-i Kutsiye'de geçiyor. Kapıyı kapatın, zikredeceğiz dedi onlara. Şeddad ibn Evs, Ubade ibn Samit. İkisi de orada yatıyor surun dibinde. İsa Aleyhisselam'ın gireceği kapının duvarında. İsa Aleyhisselam oradan girecek. Bütün saflar dolu. Yollar açılacak. İsa Aleyhisselam geldi. İşte Nüzül-ü Mesih. İsa Aleyhisselam'ın ineceğiyle ilgili Risale. Bunu size çok zaman anlatmıştım. Bu Risale'de neler yazıyor? Kıyamete kadar neler olacak? Mesela 147. Aslında bir hadis-i şerif var. Şimdi vaktim yetişmiyor. Bu hadis-i şerifi okursanız çok uzundur. 142'den başlıyor. Bu hadisi diyor medreselerde öğretmenler çocuklarına öğretsin diye sahabe vasiyet etmiş. Bütün çocuklar ezberlemesi lazım. Bu hadis-i şerifi hiçbiriniz daha okumadınız belki ya. 142. sayfada başlıyor. Nüzül-ü Mesih. Mavi renkli. Neden? Gök. İsa Aleyhisselam gökten inecek diye mavi seçtik. Gök andırıyor. 142. sayfadan okuyun okuyun da görün, aklınız dursun. Kıyamete yakın neler olacak? Deccal, Yecüc, Mecüc neler? Hepsi yazıyor. Araplar azınlıkta. Arapların çoğunluğu dünyada Kudüs'te yaşıyor. İmamları, Resulullah anladı, imamları salih bir kimse. Hazreti Mehdi. Ya. Mescid-i Aksa'da öne geçip sabah namazını kıldıracakken İsa Aleyhisselam sarı renkli iki parça elbise içinde ellerini iki meleğin kanatlarının üzerine koymuş iniyor Şam'a. Oradan geliyor Kudüs'e. İsa Aleyhisselam'ı öne geçirdi. Buyurun namazı siz kıldırın. İsa Aleyhisselam dedi ki Hazreti Mehdi'ye, bu kâmet senin için getirildi. Ben hesapta yoktum dedi. Onun için sen kıldır, ben de sana uyacağım. Ve İsa Aleyhisselam Hazreti Mehdi'nin arkasında namaz kıldı. İmam namazı bitirince İsa Aleyhisselam dedi ki kapıyı açın. Kapıyı açtırır açtırmaz karşısında Deccal. Deccal'ın yanında 70 bin Yahudi. Deccal'ın ordusu Yahudiler ve kadınlardan olacak. Bütün dünyayı gezecek, bütün milleti gavur edecek. Neler? Deccal hakkında burada ne hadisler? Bunları okumadınız. Yalan yanlış uydurma haberler dinliyorsunuz akşamları ya. Şunları okusanıza ya. Dost doğru haberler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıçlarını kuşanmış yeşil saçak şallı Yahudiler. Deccal dünyayı kasıp kavurdu. İsa Aleyhisselam'ı görünce tuz suda erir gibi eriyor. Eriyor, eriyor, geberiyor, gidiyor. Deccal'ın sonu orada gelecek. İsa Aleyhisselam da ona diyecek ki sana öyle bir darbe vuracağım ki kurtulamayacaksın. Ta Lüt de orada. Filistin'de Lüt kapısı orada onun peşi. O eriyor eriyor ama defoluyor gidiyor bir yandan. Lüt kapısına kadar kovalayacak. Orada bir darbeyle İsa Aleyhisselam onu gebertecek. Onun üzerine meşhur harp çıkacak. Hangi taş, hangi ağaç, hangi kaya, hangi ev arkasına bir Yahudi girse konuşacak. Ey Müslüman gel arkamda bir Yahudi var onu öldür. O harp. Gargada ağacı söylemeyecek. Yahudilerin ağacıdır o, konuşmuyor o. Bir tek o gizliyor onları. Sonra İsa aleyhissalatü vesselam o haldeyken Allah Teala ey İsa öyle bir kullar çıkarttım ki Deccal öldü kurtulduğunu zannetmeyin. Öyle bir milletler çıkarttım ki dünyaya kimse onlarla harp edemez. Yecüc Mecüc setti patladı. Yecüc Mecüc dünyaya daldı. Bütün gölleri içip bitiriyorlar. Bütün insanların kanını emiyorlar. Arazi, toprak, orman bırakmıyorlar. Kimse onlarla harp edemez. Ne yapacağız ya Rabbi? Beraberinde olan kullarımı al, Tur Dağı'na sığın. Mübarek dağ. Tur Dağı'nda toplanın. Oraya toplanacaklar. Orada Es-Selvelun min kulli hadebin yensilun. Yecüc Mecüc tepelerden aşağı böyle sel gibi akıyorlar. Dünyayı kasıp kavuruyorlar. Taberiye Gölü'ne kadar gelecekler. Taberiye Gölü de orada. Eriha'ya yakın. Taberiye Gölü'nün suyunu bütün içecekler. Hatta ne kadar içiyor biliyor musun? Yecüc Mecüc'ün önden gelenleri suyu içiyor. Gölü, gölü, bütün gölü, Terkos Gölü gibi gölü içiyor. Arkadan gelenleri, burada da bir göl varmış ya, yeri boş kalmış diyor. Arkasındakine su kalmadı. Böyle bir Yecüc Mecüc belası. Ya, sonra Beyt-i Makdis Dağı'na, Tur Dağı'na gelecekler.
Diyecekler ki yeryüzündekileri öldürdük, bir de gökyüzündekileri öldürelim. Havaya ok atmaya başlayacak. Allah Teala da okların ucunu kanlandıracak biraz. Geri döndürecek onlara. Kan kırmızı okları geri dönecek. İsa Aleyhisselam ve arkadaşları Tur Dağı'nda mahsur kalacak. O kadar açlık çekecekler ki diyor, bugün size 100 altın ne kadar değerliyse diyor Resulullah Efendimiz, o gün onlara bir öküzün kellesi daha hayırlı gelecek. Bir öküz kellesi bulsak da yesek. İsa Aleyhisselam'la ümmet orada da Tur Dağı'nda mahsur kalacak. Ya neler olacak? İsa Aleyhisselam arkadaşlarıyla yalvaracak. Ya Rabbi bunları helak eyle diye Allah Teala Yecüc Mecüc kavmine deve kurdu gönderecek. Deve kurdu. Boyunlarına musallat edecek burada. Kimse öldüremez onları. Allah öldürüyor. Deve kurdunu buradan musallat edecek. O kurt onların boyunlarından bütün Yecüc Mecüc dünyayı kuşatmış bir adam gibi, tek bir adam gibi küt hepsi ölecekler. O kurttan. Allah Teala İsa Aleyhisselam ve arkadaşlarını Tur Dağı'ndan indirecek. Öyle kokuyor ki Yecüc Mecüclerin pisliği, dünya leş olmuş. Bir karış yer yok, Yecüc Mecüc yeşinden boş. Her taraf leş. Ya, ya Rabbi diyecekler, yeryüzü berbat oldu, bunları temizle. Mevla uzun boyunlu develere benzeyen kuşları gönderecek, laşeleri toplatacak. Kurban olduğum Allah'ım. Allah'ım temizlemese bunu belediye baş edemez. Kuşlar onları taşıyarak Allah'ın dilediği yerlere atacaklar. Müslümanlar Yecüc ve Mecüc'ün silah kullandıkları yaylarından, oklarından, kalkanlarından 7 sene ateş yakacaklar. 7 sene. O kadar malzemeleri var. Kullandıkları aletten 7 sene ısınma ihtiyacını görecekler. Ondan sonra Allah Teala Hazretleri bir yağmur gönderecek. Neler neler neler. Şimdi vaktim o kadar yok. Okuyun. Öyle acayip şeyler daha var ki ilginç yani. Bunları okuyun. Bak 150. sayfa, 151. sayfa. Nüzul-i Mesih. Bu Risale'yi insan bir başlasa bir kere de bitirir. Sürüklüyor yani. Hakikaten insanların merak ettiği konular. Deccal'la ilgili ayrı bir Risale yazacak mı Hazreti Mehdi ile? Dua edin de yazayım onları da inşallah. Bir şeyi yazmak o kadar zor ki. Şimdi tefsirin 7. cildini çıkarıyorum. Gece gündüz ona çalışıyorum. Bir tefsiri yazmak bütün beni meşgul ediyor. Bunlara vakit kalmıyor. Bak bunlar ne kadar zor çıkıyor. Böyle bir Risale hazırlanmış, hiç Türkçe'de böyle bir kitap yok ya. Onu okumuyorsunuz, mübarekler okumuyorsunuz. Ondan sonra ben bir şey anlatınca, vah öyle miydi? Yazdık orada. Ya çok çok mübarek oldu. Erz-i Mukaddese'nin ziyaretleri çok mübarek oldu. Ve dualarımız %100 kabul oldu inşallah. Türkiye için çok dua ettik. Yakında işler düzelecek inşallah. Peygamberlerin mağarasında hacet namazı kıldık. 14 secde yaptık. Peygamberlerin mağarasında. Acayip bütün peygamber. Hızır Aleyhisselam'ın namaz kıldığı yer orada seccadesi var. Yapmış. Hızır Aleyhisselam'ın makamında kıldık. Orada dua yaptık. Elhamdülillah. Mescid-i Aksa acayip ya. İçinde ağaçlar var. Zeytin ağaçları, çam ağaçları. Öyle güzel ağaçlar var. Caminin içerisinde bütün yani. Mis gibi toprak. Vakfiyeler, çeşmeler. Kasımpaşa'nın orada bile şey çeşmesi var mübarek. Osmanlı'nın eserleri. Gidilme, görülme, değer. İnşallah size de nasip olsun. Yahu nereye gitsem bir karış toprak boş yok, aklımız fıttıracak. Yoldan geçiyoruz. İkinci kız, burası neresi? Uzeyriye. Dedim Uzeyri Aleyhisselam burada olmasın. Meğer oradaymış. Bizim rehber de bilmiyor. Dedim gidelim ya bir ziyaret yapalım. Ya nerede dedim. Sor Uzeyir Mescidini. Sorduk gittik mescide. İn aşağı. Bir de baktık. Yanında havra. O tarafında kilise, her tarafı sarmışlar. Uzeyir Aleyhisselam. Efendim bir de girdik işte baktık ki Osmanlılar orada eserleri Uzeyr Aleyhisselam'ın üstüne yazılarını bile yazmışlar, kabrini tespit etmişler. Sultanahmet orada Arap imam var, imam da Osmanlıcayı okuyamıyor. Kitabede yazmış yahu dedi, bir kişi gelmedi ki şunun ne yazdığını bana öğretsin. Ben dedim okurum onu Osmanlıca, Arapça yazdım ona. Sevindi yani kaç senesinde yapılmış falan, tarihini merak ediyor. Osmanlıca olunca anlayamadık dedi yani. Abdülhamid Han, Sultan İbni Sultan Es-Sultan, Abdülhamid Han Es-Sani, ikinci Abdülhamid diye levhası var. Onların hep resmini çektik mübarek yerler. Uzeyr Aleyhisselam nasıl bir peygamber? Hatırlıyorsunuz mu onu? 100 sene ölü olarak kaldığı yerden 100 sene sonra dirildi. Tevrat hep çürümüştü. Tevrat değişmişti, Tevrat'ı yeniden ne yaptı? Tazeledi. Yahudiler ne dediler? Uzeyrun İbnullah, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler, haşa. Hristiyanlar ne dediler? İsa Allah'ın oğludur. Haşa. Şu İslamiyet kadar hak bir din var mıdır? Bütün peygamberleri kabul ediyoruz. Hepsine iman ediyoruz. Hepsini tasdik ediyoruz. Hepsini doğruluyoruz ya.
Yani bu din kesinlikle haktır. Başka din batıl arkadaşlar. İnned dine indallahi İslam. Bütün peygamberler Müslümandı. İbrahim Aleyhisselam ne Yahudi dinle ne Hristiyandı. Velakin gâne hanîfen Müslüman. Zaten İslam. Hüvesen makumul Müslümin. Müslüman adını bize takan İbrahim Aleyhisselam. Babamızdır o. Müslüman adını o taktırıyor Kur'an. Mübarek kabri şerifi. Böyle feyizli bir yerler. Hangisini anlatsam, tafsilata girsem öğlene çıkamayız dedim. Onun için bu kadarla iktifa edeyim inşallah. Şimdi önümüzdeki cuma sabah namazında 14 secde yapılacak. Şimdi özellikle rica ediyorum. İşimiz var, gücümüz var demeyin. Şu 2-3 hafta çok önemli. İslam'ın ve Müslümanların hayırlı neticeler alması için Yahudi Mason localarının emriyle hareket edenlerin bozguna uğraması için Allah rızası için hepinizi davet ediyorum. Bu bir önemli meseledir. Bu böyle bir ibadetten, böyle bir 14 secdeden ve duadan geri kalan bütün ümmetin sorumluluğuna girer. Bütün dünya bunu bekliyor. Türkiye ne zaman İslam'a dönecek, bizi de kurtaracak diyor. Ağlıyor adamlar, bağırıyor orada ya. Satıldık burada diyor, Yahudinin elindeyiz diyor. Bir sahip olun bize diyor ya. Biz uçkurumuzu bağlayamıyoruz ya. Gelin mübarekler, cemaati kaçırmayalım. Bu 14 secdeler Allah'ın kapısıdır ya. Dua edelim. Kosova'ya çok yalvaralım, perişan haldeler Müslümanlar. Bak başımıza gelmeden ibret alalım ya. İnşallah çok önemli bu 2-3 haftaki secdeler. Çok önemli inşallah. Allah İslam ve Müslümanlara hangisi hayırlıysa öyle neticelendirsin. Amin. Biz demiyoruz şöyle olsun böyle olsun. Bundan evvel biraz kafasızlık ettik. Efendi Hazretleri de dedi bu. Eyüp Sultan Hazretlerine dedi ziyarete gittik dedi. Eyüp Sultan Hazretlerine müracaat ettik. İstanbul'un manevi komutanı sensin. Bu ortalık karıştı ya 28 Şubat'tan sonra. Ne olacak bu iş? Eyüp Sultan Hazretleri dedi ki siz dedi duayı beceremediniz. Bundan evvel dedi Efendi Hazretlerine ki zuhuratta söyledi. Efendi anlattı bana. Bundan evvel dua ettiğinizde illa da şöyle de olsun ya Rabbi dediniz. Öyle demeyecektiniz. En hayırlısını nasip eyle ya Rabbi deseydiniz. Başınıza bela gelmiş. Şimdi Efendi Hazretleri dedi ki aman aman dedi şu şöyle olsun bu böyle olsun demeyeceğiz. Ya Rabbi İslam'ın ve Müslümanların neticesi ve akıbetini en hayırlısını eyle ya Rabbi. Amin. Bunun için 14 secde yapacağız. Var mısınız? Gelecek misiniz? Bir taneniz geri kalmayın. Şu 2-3 hafta asılalım. Kosova'daki Müslümanlara dua edelim. Bütün dünya Müslümanlara dua edelim. Türkiye'deki Müslümanların kurtuluşuna dua edelim. Türkiye'de de yani ne zor durumdayız değil mi? Kızlarımızın başını bile örtemiyoruz ya bu kadar zor durumdayız. Onun için çok yalvaracağız. İnşallah Allah bir mani vermezse önümüzdeki cuma sabahı aynen böyle bekliyoruz. Saat 6'yı çeyrek geçe sabah namazına duruluyor. Tabi cuma sabahı bu kadar ben sohbet uzun yapmıyorum. Bugün tatil değil mi? Cuma günü yani gözünüz korkmasın. Cuma gününkü program ben size şimdi söylüyorum. Saat 7'de secdeler biter. İnşallah. 7'de normal değil mi artık? 7'den evvel yapamayız. Kerahat vakti çıkacak bekliyoruz. Bir 15 dakika bekliyoruz. Kerahat vakti çıkacak. Güneş zaten bugün 37. Buçuğa düşecek. 10 kala secdelere dururuz. 20 dakika bekliyoruz. 7'de secdeler biter. Ne var o kadar da duramaz mısınız? O zaman namaza biraz erken gelsek daha iyi olur. 6 gibi namaza başlayalım. Çünkü buçuğa düşecek. Onu ben hesap etmedim. Şimdi 7 dakika falan oynar bir haftada. Tam 6'da namaza duralım ki biraz da sohbete vakit kalsın birkaç kelime yani. Cuma sabahı oradan konuşuyorum. Çünkü buraya gidene gelene kadar 10 dakika geçer. Vakit yok diye bir 15-20 dakika konuşuyorum. Cuma namazlarında da hutbeyi okuyorum. Hutbede de bir şeyler anlatıyorum. Ne yapalım işte geri kalan özel sohbetlere zaten her bölgeye gelmeye çalışıyorum. Bu darlık içinde bu kadar Allah nasip ediyor elhamdülillah. Yine siz de dua edin inşallah. Şimdi Müslümanlar çok önemli bir mesele. Allah bir mani vermezse cuma sabahı gelin de o Mescid-i Aksa'daki cennet kayasının taşını ziyaret meselesinde bir görüşürüz. Yani bir program yaparız bakalım ne zaman uyar. Ben pazarları burada olmuyorum hep Avrupa'da sohbetteyim de. İşte o burada olduğum bir pazar olsun ki herkes ziyarete gelebilsin. Bir kere öpsünler nasip olsun cennet taşını. Onun için onu da cumaya anlaşalım. Şimdi oturun. Ses çıkartmayın. Şimdi 2-3 tane önemli meselemiz var. Birinci meselemiz Kosova'daki Müslümanların durumu. Ben dedim cuma sabahı hazırlıklı gelin yardım toplayalım, İHA'ya teslim edelim. Ne olur bize diyorlar yardım edin. 650 bin kişi evlerinden çıktı bugüne kadar. 650 bin kişi. Şu anda
Makedonya sınırında, Arnavutluk sınırında 200 bin kişi var. Böyle iç içe girmişler. Kadın, erkek, yağmur bir yandan yağıyor. Kurban olduğum Allah vurdu mu vuruyor, vurdu mu vuruyor. İmtihan. İşte siz mi zamanında sabah namazına cemaata çıkmazdınız? Hadi bakalım şimdi dağlara çıkarsınız. İmtihana bak. Yine onlar Müslüman kardeşlerimiz, günahları dökülüyor inşallah. Ölenleri şehit oluyor inşallah. Efendim kardeşim, içler acısı. Bir ekmek için birbirini öldürecekler. Efendim su yok, süt yok. O çocuklar, bebeler, zavallılar. Dün 10 tane çocuk öldü. Bebek öldü açlıktan. 33 kişi öldü bugüne kadar. 33 kişi orada. Muşambalara sarılmışlar. Battaniye yok. Sırt yavru ayakkabılarını bile aldırmamış. Battaniye bile aldırmamış. Ağlıyorlar. Ne olur bize diyorlar, bir yardım et. Biz şimdi o durumda olabilir miydik, olamaz mıydık? Peki neye güveniyoruz? Şimdi bu Müslümanlara yardım etmek, bize ekmek yollamak bize nedir? Farz, farz. Eve ekmek götürmekten daha mühim. Eve götüren iki ekmekse bir ekmek yiyin de bugün bir ekmeği oraya yollayın. Nerede be? Sen ekmekleri çöpe atıyorsun. Çöpe. Ne israf var Türkiye'de. Müslümanlar, biz eğer şimdi oradaki acıyı içimizde hissetmezsek imanımız tamam olur mu? Vallahi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li'ahi ma yuhibbu li'nefsi. Kendin için istediğin rahatlığı, tokluğu, sıcaklığı, yuvayı mümin kardeşin için istemeden iman edemezsin diyor. Ve yuzirûne alâ enfusihim ve levkâle bihim hasâsâ. Kendileri kıtlıkta da bile olsa benim peygamberimin sahabeleri kardeşlerini kendilerine tercih ederler diyor. Ben size anlatmıştım Bedir Muharebesi'ndeki olayları. Sahabeden biri diyor ki kırbamda bir avuç su var kaldı. Çölün ortasında kurakta. İslam ordusunun yaralıları serilmiş. Amcamı arıyorum. Dolaştım bir de baktım ki amcam kanlar içinde yatıyor. Son nefeslerini veriyor. Dudakları patlamış, çatlamış kuraklıktan, ciğerleri çatlamış, su diye bağırıyor. Kırbada da bir avuç su var. Biz olsak o zaman da suya nasıl saldırırız? O elindeki su olan adamı da belki sıkarız boğazını, suyu versin diye. Diyor ki suyun ağzını açtım, tam dudakları bütün patlamış. Yaklaştırınca yararlılardan başka biri su diye bağırdı. Amcam konuşamayacak halde böyle yaptı. Ona götür dedi. İmana bak. İşte ayet. Getirdi ona, öbür yaralıya geldim diyor, o da tam ölecek. Biraz su yetiştireceğim, başka bir yaralı su diye bağırdı, o da böyle yaptı. Üçüncü şahsa geldim, tam yetiştireceğim, o vefat etmiş ben gelene kadar, şehit olmuş. Dedim bari ikinci şahsa döneyim de su boşta kaldı, bir su var bir yudum. Geldim oraya, o da şehit olmuş. Dedim bari amcama yetiştireyim, geldim amcam da şehit olmuş. Bir yudum su kırbada kaldı, üçü birden şehit oldu. Neden? Birbirini göstermekten. Kardeşlerini kendilerine tercih eder, kendileri susuz da kalsa. Bugün biz ekmekten, sudan boğuluyoruz, boğuluyoruz. Millet orada açlıktan ölüyor. Ağlıyorlar üngür üngür, bütün çocuklar ölüyor ya. Bunlara nasıl yardım etmek lazım? İşte sahabe-i kiramdan birisi, Efendimiz dedi bunu kim misafir edecek? Bir fakir sahabe kalktı, ben misafir edeceğim. Getirdi evine, hanımı da bekliyor, çocukları uyutmamış, yedirmemiş. Bir küçük ekmek var, hepimiz bir yiyelim de yani hepimize yetsin diye. Hanım dedi bırak şimdi çoluğu çocuğu sen, onları aç uyut. Resulullah'ın misafiri geldi. Kadınlar ne anlaştı? Bizim karılar olsa kepçeyi vurur kafamıza. Biz burada aç bekliyoruz. Ne misafir getirdin? Başka zengin mi yoktu alacak? Ya ne kadınmışlar. Küçücük ev, odalar böyle, odan ise bölmüşler. Misafiri oraya oturttu. Buradan çocukları açlıktan ağlıyor. Onları uyuturken hanımına dedi ki bu misafirin şimdi iştahı gelmez. Bunlar aç da beni yediriyorlar diye. Burada da biraz ses yapalım. Sofrayı bir öttür dedi küt diye. Bir iki de kaşık sesi yap. Misafir de rahat etsin. Bunların da yiyeceği var içeride de ben de rahat yiyeyim desin diye. Sahabedeki hallere bak. Adam da rahat yedi yattı. Onlar çoluk çocuk hepsi aç bir ilaç yattı. Kıvranıyorlar açlıktan. Sabah namazına Efendimizin misafirini aldı. Mescid-i Nebevi'ye getirdi. Resulullah Efendimiz onları görünce Vahikallahu leylete ve acibellahu min fealikuma. Bu gece sizin yaptığınız işi Allah da şaşırdı ve güldü dedi. Allah bizim gibi şaşırmaz gülmez de yani sevindi memnun oldu yani. Benzele fî şeynikuma. Dün gece sizin hakkınızda bir de ayet indirdi. Kur'an geldi vahiy. Efendimiz'e haberler geldi. فَيُثِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِينَ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Kendileri aç olsa da kardeşlerini tercih ederler. Şimdi bugün hakikaten cebimizde ne var ne yoksa yarına Allah kerim biz yine bir ekmek parası buluruz. Hepimiz açlıktan ölmeyiz. Türkiye'de bir bolluk var. Bugün neyimiz var neyimiz yok. İnşallah bu kardeşlerimize yardıma verelim ve İHA aracılığı en sağlam kuruluş İHA'dır. Müslümanların kuruluşu. Biz o kuruluşa teslim edeceğiz ve makbuzunu da alacağız. İnşallah
bir an evvel bir ekmek, bir su yardımı gönderelim inşallahü rahman. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri, zekat sayılmaz mı? Zekat sayılır mı diyor. Zekat verecek ondan yer mi var? Adam açlıktan ölüyor. Sen gidiyorsun, zekat verdiğin adam belki de iki dairesi var, senin haberin yok. Tam zekat yeri. Muhacir oldular çünkü artık. İnşallah haramları da terk ederler de tam muhacir olurlar inşallah. Esas muhacir haramları da. Şuurlu değiller ama işte Allah Teala uyandırıyor onları böyle. Biraz acı oldu, pahalı oldu ama Bosna gibi dönecekler işte ama inşallah. Onun için büyük yardım yapmamız gerekiyor. Allah Teala Hazretleri içimize bir merhamet versin de. Bir cömertlik versin de. Şu saatte onlara bir yardım ihsan etsin inşallah. Rabbim de yağmurları kesin. Ben bir dua edeceğim, siz de amin deyin kuvvetli. Şu yağmurlar dursun. Millet 200 bin kişi yağmur altında çamura battı. Yağmurlar kesin, bir hava açsın da onlar bir nefes alsın. Bir dua edelim. İnşallah yardım toplamaya başlayın. Bir yandan amin deyin, bir yandan verin. Allah görsün nasıl veriyorsunuz, hem amin diyorsunuz. Allah başımıza misilli bela getirmesin. Acele etmeyin. Vermek isteyenler boş geçmeyin. Acele etmeyin. Yavaş yavaş verin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselüke bismike el-azîmil azam el-celîlil ecellil kebîril ekber mehzûnil meknûnil mukaddesil mutahher الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت فإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت أن تفرج عنا همومنا وغمومنا يا رب العالمين أن تخلص المسلمين والمسلمات والأولاد والأطفال في كوسوفا يا رب العالمين عاجلا غير عاجل يا أرحم الراحمين أن تمسك المطر عنهم وأن تريهم الشمس والهواء الطيب يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين rahmeten lil alemin Muhammed Mustafa hürmetine. Ya Rabbi o analarından babalarından ümmetine çok acırdı ya Rabbi. Sen ümmet ya Rabbi kullarına, onun ümmetlerine Erhamur Rahim'insin, Ekremül Ekrem'insin ya Rabbi. Yaptığın işte hikmet vardır, hikmetine sual etmeyiz, itiraz etmeyiz ya Rabbel alemin. Fakat dua etmemizi bize emrettiniz. Ü'ni yestecib lekum dua edin, kabul edeyim, vaat ettin ya Rabbel alemin. Şu mübarek saatte, sabah saatinde Kosova'daki sınırda kalanlara hayırla göçecekleri, muhacir olacakları yerleri, yolları aç ya Rabbi. Amin. Nerelere gideceklerse salimen, ganimen ulaştır ya Rabbi. Amin. Geride bıraktıklarını da sen Sırp gavurunun şerrinden kurtar ya Rabbi. Amin. NATO'yu ya Rabbi Sırplara tam manasıyla gerçekten musallat eyle. Amin. Ve Sırpları tarumar eyle ya Rabbi. Amin. Haritadan sil onları ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Kosova'daki Müslümanların başına yağan yağmuru kes ya Rabbi. Amin. Soğuk havayı kaldır ya Rabbi. Amin. Sıcak yumuşak iklim getir ya Rabbi. Amin. Güzel hava açtır ya Rabbi. Çoluk çocuk perişan oldular ya Rabbi. Acı ya Rabbi. Yafazlı keremli ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi bize de hayırlı haberlerini duyurt ya Rabbi. Biz de sevindim ya Rabbi. Yardımlarımızı oraya ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi bizi de o belalara düşmekten muhafaza et. Vatanımızı böldürme. Zanlarımızı susturma. Camilerimizi yaktırma, yıktırma. Namuslarımıza saldırttırma. Ya Rabbi içten dıştan yıkmak vermek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Amin diyen dillerini arz-ı cehiminden azad eyle. Ya Allah'ın lütfu kereminle kabule karin eyle. Amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala.